neticede sünnet bir operasyon. Evet. Hani işte 2 yaşından sonraki çocuklar özellikle kültürümüzde şu anda hala daha fazla olan sayıya bakacak olursak hani 2 ile böyle 10 yaş arasındaki çocuklar için Tabii. düşünebiliriz. Neticede bir genel anestezi altında yapılıyor. Hastanedeki ameliyathane ortamında yapılıyor. Hani yine muayenehane şartlarında yapılanlar var. Lokal anestezi yapılanlar var. Bunlarda da hani belki değiniyor olursunuz ama sünnetin sürecinde hani bu operasyon nasıl bir operasyon, nasıl geçiyor? Hastane şartlarında neler sağlanıyor? Bir miktar bundan da bahseder Tabii. misiniz? Elbette. Ancak burada şöyle bir kayıt koymam lazım baştan. Bu sorduğunuz sorunun cevabı sünneti yapan cerrahın tecrübesi, deneyimi ve sünneti uyguladığı yöntemle çok alakalı. Ben tabii bütün yöntemleri bilen, her türlü yöntemi de vaktiyle de uygulamış biriyim ama şu anda hani yaptığımız pratik, hızlı, kolay, en çocuk için ve aile için en rahat olan yöntem üzerinden ben bunu anlatayım size kısaca. Şöyle anestezi veya anestezisiz. Lokalse iğne yapıyoruz, 10 dakika bekliyoruz, uyuşuyor. Lokal değilse ameliyathanede anestezistler hemen uyutuyorlar. Uyutur uyutmaz biz sünnet işlemini başlatıyoruz. O başladığımız andan itibaren benim yaptığım yöntemle sünnet maksimum 15 dakika sürüyor. 10 bile olabiliyor hatta. Yani aslında gözde büyütülecek bir iş değil. Ama yöntemle alakalı bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz öncelikle işte bir temizlik yapıp yapışıklıklarını sıyırdıktan sonra fazlalık olan sünnet derisini bir kıstırgaçla, klemp diyoruz biz ona, kıstırıp alt tarafta penisin kendisi, üst tarafta da kesilecek olan deri kalıyor. Ve o noktadan keserek atılacak deriyi vücuttan ayırıyoruz. Geri kalan kısmı da hem ince deri kalıyor hem kalın deri. Buna biz mukoza deriz, ince deri kısmına. Ve kalın normal penisin üzerine örten deriyi birbirine dikiyoruz. Eriyen ipliklerle dikiyoruz, kendiliğinden eriyen ipliklerle. İşlem bittiği anda da yine yönteme göre değişir. Benim yaptığım yöntemde herhangi bir pansuman, sargı ve dolayısıyla bakım zorluğu yok. Bazıları ama pinin etrafına şöyle gaz beziyle sargı yaparlar. O oraya yapışabilir. Bir iki gün sonra onu almak veya kendiliğinden düşmesi gerekebilir. Öyle bir şey olduğunda da tabii çocuk tekrar eziyet çeker birkaç gün sonra. Benim söylediğim yöntemde buna da gerek olmuyor. Sonuç itibariyle o işlem bitip de bir antibiyotikli kremi pipisinin üzerine sıktığımız andan itibaren her şey bitmiş oluyor. Eğer çocuk bezleniyorsa, 2,5-3 yaşına kadar bezliyse kağıt bez, hiçbir şey koymayıp doğrudan bezi de bezliyoruz. Daha büyük yaşta çocuksa bir entari gibi bir şey giyebilir, bol bir kilot giyebilir, eşofman giyebilir ya da evin içindeyse 1-2 gün çıplak da gezebilir. Yani bunda hiçbir sakınca yok zaten. Bakım falan gibi şeyler bizim yöntemimizde dediğim gibi çok fazla yok. 2 gün sadece krem sürmesini sağlıyoruz ailenin pipiye. Belli aralıklarla krem sıkmasını, antibiyotikli ve yumuşatıcı bir krem. 2 günden sonra da yıkanma, banyo başlıyor. Ve yaklaşık olarak 3-5 gün, bir hafta içerisinde artık hani normal hayata tırnak içinde dönebilecek hale geliyor. Bu işte pratik ve kolay bir yöntemle yapılan sünnetin aslında avantajlarını da vurgulamış oluyor. Göz korkutacak bir şey değil netice itibariyle. Ha, anestezi altında yapılırsa da genel anestezi işlemden 2 saat sonra evine gidiyor.